Efendim iyi geceler sevgili seyirciler. Tarihin arka odasında gene çok dikkat çekici, yüklü, güçlü, bilgi ve belge dolu bir gündemle bir aradayız. Konumuz bu hafta Musul-Kerkük olayları, daha doğrusu Musul-Kerkük ve petrol konusunun geçmişi. Gene çok önemli bir konu. Efendim Filistin konusu ve Türkiye'de çok uzun zamandan bu yana söylenen efendim Sultan Abdülhamit Yahudilerle toprak görüşmeleri yaptı mı yapmadı mı bu konu. Tabii gündemi meşgul eden bu Ermeni konusuna da Ermenistan'la imzalanan protokol konusuna da kısaca temas edeceğiz. Ve zaten laf lafı açar sabahı buluruz inşallah. Bu hafta daha önceki birkaç programımıza katılan çok önemli bir tarihçi dostumuz var. Profesör Doktor Vahdettin Engin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Vahdettin Hoca, tanımayanlar için tekrar söyleyeyim. Sultanahmet ile alakalı son dönemde yapılan en önemli araştırmaların sahibidir. Marmara Üniversitesi tarih profesörüdür kendileri. Ve yıllardır Sultan Abdülhamit ile alakalı olarak kitaplar yazar, arşivlerde çalışır. Devlet arşivlerinde ve böyle ticaret maksadıyla yapanların aksine belgeli olarak çok kalıcı önemli eserler ortaya koyar. Ranke tarzı yazar. Ranke tarzı, şimdi ranke tarihçiliği yani belge tarihçiliği out. Efendim bir taraftan uydurma tipi tarihçilik in olduğu için bazı çevrelerde Vahdet Hoca da eski tip tarihçi sayılır. Davet etmemizin ana sebeplerinden biri, vaktiyle bazı kopyalarını bana da lütfetmişlerdi. Sultan Abdülhamit ile Siyonist Kongresi'nin, Yahudi lobisinin ilişkileri, şimdi ilişkileri deyince başka türlü anlaşılacak. Yahudiler Sultan Abdülhamit'ten ne istediler, ne cevap aldılar, neler oldu? Ve çok uzun zamandan bu yana Türkiye'de, yıllardan bu yana, belki 50 küsur senede söylenen, efendim isteklerini reddettim, karış toprak vermem dedim iddiaları doğru mudur değil midir, bu dosyanın içinde bütün belgeleri bulan Vahdet Hoca bizzat kendileridir. Efendim işte bu Türkiye'de dediğim gibi çok uzun yıllardan bu yana tekrarlanan bu söylentinin belgesel şekilde doğru olup olmadığını, daha doğrusu doğru olup olmadığını belgeleriyle birlikte izah edeceğiz. Efendim konuya girmeden önce Erhan Bey de tanırlardı. İstanbul'un önemli entelektüellerinden birini ama ciddi bir entelektüel olduğu için öyle pek ortalarda görünmeyen bizler gibi. Efendim kendi çevresinde çok iyi tanınan bilgisiyle, hayatıyla, sohbetleriyle çok yakın dostu, çok büyük ama çok seçkin bir dost çevresi edinmiş olan bir dostumuzun vefatından bahsedeceğim. Doktor Mürsel Saviç. Mürsel Saviç, Lozan Üniversitesi mezunu bir psikiyatr idi. Fakat bunun dışında özellikle benim açımdan... Freud'la bir alakası var mıydı? Efendim? Yok, Freud'la bir alakası var mı? Freud'un öğrencilerinin öğrencisidir. Yani Freud'a yetişmiyor yıl olarak. Fakat Adler Jung Lozan'da yani o ekolü, yani Freud'un öğrencilerinin yaşayan son öğrencilerinden biriydi. Ve tam bir İstanbulluydu. Fotoğrafta görüyoruz efendim. Fakat benim için önemli tarafı Doktor Saviç'in efendim yani son derece entelektüel, çok iyi yetişmiş. Çok lisan biliyordu, evet. Çok lisan biliyordu. Ve eşiyle görüyoruz Prenses İkbal Moneim Saviç'le. Halife Abdülmecid'in torunu Sultan Vahdettin'le Nesişat Sultan'ın kızıyla evliydi Prenses İkbal'le. Şimdi prenses lafına söz edecekler. Efendim baba tarafından Mısır Hıdivi'nin torunu olduğu için Mısır prensesidir. Bizde prenses titri yoktur. Sultan hanım sultan vardır ama İkbal Hanım aynı zamanda hanım sultandır ama Mısır ve hanedan kanunlarına göre ancak Mısır titri unvanı kullanılır, Osmanlı kullanılmaz. Bir Mısır prensesi diyoruz onun için. Yarım kaldı. Benim için önemli tarafı doktorun sıkıştığım vakit bir bilgi
efendim bir kaynak konusunda başvurabildiğim nadir kişilerden biri. Çok güzel bir kütüphanesi vardı. Asıl var buradaydı. Var zaten kütüphanesi. Asıl buradaydı. Var, duruyor hala. Duruyor evde. Yani. Ama asıl buradaydı bilgi. Şimdi kültür nedir? Bütün öğrendiğiniz, yuttuğunuz, hatmettiğiniz şeylerden geri kalandır. Ve ondan vardığınız sentezdir, sonuçtur. Bunu yapabilmiş fakat pek ortaya çıkmamış sadece çok seçkin ve sınırlı bir dost çevresiyle. Sohbetlerde ve güzel anlar geçirmiş. O da çok yakın bir dostumuzdu. Bugün bak İlber Ortaylı önünde selam veriyor. İlber Hoca. Efendim, siz çektiniz kesin fotoğrafı değil mi? Fotoğrafı ben çektim. Böyle fırsatı kaçırır mı? Ama yani İlber'in böyle selam vermesini gerektirecek bir bilgiye sahipti. Yazmaması kötü ama. Bazı insanlar yazmaz. Evet. Ama hem mesleki açıdan psikiyatr olarak hem de umumi kültür açısından bir de çok geniş çevre. Tabii çok yani yıllarını Avrupa'da ve Avrupa'nın en üst düzeyinde. Hem akademik hem entelektüel hem aristokrat çevrelerine geçirmiş birisi olarak. Efendim İstanbul'un yetiştirdiği, İstanbul'un nadir entelektüel evlatlarından biriydi. Efendim bugün Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bebek Camii'nde öğle namazından sonra. Ve zaten gelen camideki cemaat de, cenazedeki cemaat de o entelektüel seviyesinin yüksekliğini açık açık gösteriyordu. Açıkça, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ve nur içinde yatsın. Ben de hatırlıyorsanız geçen hafta tanıştıracaktınız. Sizi tanımak istedi çok. Evet, ben de fakat çok tanımak bir türlü rahatsızlandı, hastaneye kaldı ve fırsat olmadı. Keşke olsaydı. Evet. Yani çok severdiniz, eminim. Evet efendim, şimdi asıl konumuza geliyoruz. Nereden başlayalım? Filistin mi, Musul meselesi? Bence taze Ermeni meselesini bir... Çünkü seyircilerimiz de soruyor. Ermeni meselesi değil efendim, protokol. Protokolü. Şimdi kim bazı verir, mesajlar... işte dediğiniz çıktı, sizin size kalsa bu sorunlar hep yıllarca uzayacaktı. İşte bitirildi diyorlar. Ama bitmiş hiçbir şey yok aslında şu anda. Ha, yani. Protokol imzası konusu ne düşünüyorsunuz çok merak yani, ediyorum evet. Diyorlar. Sayın Yavuz Uzmanoğlu mesela. Sizden başlayalım Murat Bey. Mesela siz ne düşünüyorsunuz? Asıl ben size bir şey sorarak başlamak istiyorum. Siz biraz önce Onur Öğmen'in konuşmasındaki tarihi bilgiye dair... Cezayirliler Fransızlara karşı mücadele ederken yakalarında Atatürk resimleriyle savaşmışlar. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Ve o Cezayir'e ben çok gittim muhabirlik yıllarımda. FLN biliyorsunuz o Front Liberasyon Liberasyonel şeysi. Bağımsızlık örgütü. Liderlerinden de çok tanıdığım oldu. Ve gerek müzesini birkaç defa gezdim. Gerek Cezayir'de bulunan Yeniçeri evrakını araştırırken oradaki müzede, kütüphanede pardon. Onlar da Bibliotek Nasyonal diyorlar, Milli Kütüphanelerinde. Bir müddet çalıştım birkaç defa. Hiç yakalarında Atatürk resimleriyle Fransızlara karşı savaşan Cezayir rezistansı yani direnişleri ben görmedim. Siz biliyor musunuz? Ben de hiç duymadım. O yüzden merak ettim. Nereden çıkarıyor bu? Ama Onur Bey mutlaka doğru söylemişlerdi Sayın Öğmen. Eğer o resimleri, fotoğraf ellerinde herhangi bir belge fotoğrafı var da bizleri irşad ederlerse 40 yıl köleleri oluruz. 40 yıldan daha fazla. Yani Atatürk fotoğraflarıyla Fransızlara karşı savaşan Cezayirliler. Hindi Çinli lafı şeyde vardır. Hindistan tarafında falan. Evet. Ama şeyde yoktur. Afrika'da. Ben görmedim Cezayir'de. Hiç öyle bir şey görmedim. Dolayısıyla bu paralellikte bir sorun oluyor. Evet. Yani muhalefet etmek için şimdi açık söyleyeyim. Ben bu protokolden bir şey çıkacağını ümit etmiyorum. Onun için de... Niye adım atılmasına karşı mısın? Adım atılmasına karşı değilim kardeşim. Yani benim çocukluğumdan itibaren